Dilaltı bağının cerrahi tedavisi zor bir cerrahi değildir. Genellikle lokal anestezi altında yapılır. Çocuk uyutmadan yapılır ve genellikle poliklinik işlemidir. Çocuk oturtulduktan sonra dilin ucu bir gaz bezi tutulur ve dil altında olduğu bölgeye bir anestezik pomada sürülür. Bazen de bu bölgeye bir anestezik iğne yapılır. Ardından da ya bistüriyle ya koterizasyonla ya da lazerle alttaki doku kesilir. Bu bölge çok kanayan bir doku değildir ama belli bir sınıra kadar yapılabilir ve alttaki doku kesildikten sonra dilin ucu serbestleşir, ondan sonra işlem bırakılır. Eğer dilin altındaki yara bir miktar açık kaldıysa da o bölgeye dikiş atılır. Ve yaklaşık bir hafta falan çocuk sıvı ve püre kıvamındaki gıdalarla beslenir. Asitli yiyecekler verilmez. Genellikle ağrı yapan bir işlem değildir ama yine de ameliyat işlemden sonraki bir hafta süresince takip etmek gerekir. İşlem sonrasında çocuğun dil hareketleri yerine gelir. Ancak çocukta yerleşmiş bir davranış kusuru varsa cerrahi tedavi tek başına yeterli değildir. O yüzden dil ve konuşma terapistinin desteğiyle dil hareketlerinin güçlendirilmesi sağlanır. Düşünün, uzun bir süre hareket edememiş bir dokunun hareketini kısıtlayan faktör ortadan kalktığı zaman hareketini yeniden kazanması öyle kolay olmuyor. Dolayısıyla kasların yeniden güçlenmesi ve şekillenmesi gerekiyor. Dolayısıyla dil altı bağı sadece cerrahiyle tedavi edilmez, aynı zamanda bir terapi süreci de gerektirir.